Samimi Haber ekranlarından hepinize mutlu günler diliyoruz. Yılbaşına sayılı günler kaldı ve birçoğumuz da merak ediyoruz. Acaba bu yılki büyük ikramiye kime çıkacak ve ne kadar kazandıracak, öyle değil mi? Hepimiz bunun araştırmalarını yapıyoruz ve biz de Samimi Analiz programında işte tam da bu konuyu değerlendireceğiz. Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Barış Erdoğan bizlerle. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Hocam az önce de bahsettiğim gibi hepimiz bir şeylerin peşinden koşuyoruz. Özellikle de yaşadığımız ekonomik kriz, buhranlar ve belki de birçoğumuzu işte böylesine büyük hayallere daldırıyor. Az önce programa başlamadan önce ben de bir araştırma yaptım. Acaba bu seneki büyük ikramiye ne kadar? 400 milyon liradan bahsediliyor. Gerçekten de büyük bir rakam. Bir insanın hayatı boyunca çalışıp da elde edemeyeceği bir rakam. Ama bu hayaller kuruluyor bir yandan da. Bir yandan da etrafımızda, sosyal medyada görüyoruz ki evet, kolay yoldan para kazanmak öğretileri çok fazla empoze ediliyor. Bu durumda insanın davranışları ne şekilde oluyor? Bir yandan ekonomik krizler, kendi durumumuza bakıyoruz. Bir yandan da işte böylesine büyük hayaller. Ne durumdayız sosyal açıdan? Hemen sizden öğrenelim. Şimdi çağlar boyunca insanlar kolay yoldan para kazanmayı her zaman cazip gelmiştir, çekici gelmiştir. Özellikle de kriz dönemlerinde, paranın dar olduğu dönemlerde hızlı bir şekilde bu durumu düzeltmek, hayatlarının tekrar kontrolünü ele almak için bir takım arayışlar içine girmiş. Örneğin mesela Şark Orta Çağ'ında Akdeniz'de altın darlığı oluyor. Altın darlığı sonra hemen insanlar böyle gizli gömülü yerlerde servet aramaya girişmişler. Yani bugün bazı şeyler var ya, altın arayanlar işte. Defineciler. Falan. Defineciler, tam da dediğiniz gibi. Defineciler ortaya çıkmış. Şimdi de bu define arayanlar daha kolayı şans oyunların aslında bir yanıyla baktığımızda işlevsel olarak bu hizmeti bir yanıyla görüyorlar. Çünkü insanlar belirsizlik hissettiklerinde, işte böyle kriz dönemlerinde, yaşamlarının kontrolünün azaldığını gördüklerinde, kaygılı bir ruh hali içine girdiklerinde şans oyunlarına yöneldikleri aslında çok açıktır. Bu sadece Türkiye'ye özgü değil, bütün dünyada, hatta bütün zamanlarda bu durum var. Tabii sadece bu da değil. Biraz önce sizin de dile getirdiğiniz gibi içinde yaşadığımız toplum rekabetçi bir toplum. Aynı zamanda kültürel ortam bize sürekli olarak bir baskı yapıyor. Ne? Başarılı olacaksın hayatta. İşte okulunuzu okuyorsunuz. İşte birçok insan şu anda üniversitelerde okuyor. Üniversitelerden mezun oluyor. Ondan sonra ne deniyor? İşte 5 yıl içinde işte evin olsun, evlen, çoluk çocuğa karış, araban olsun, yazlığını al, işte şunu al, bunu al, evinde işte şey takımı, elbiselerin olsun, şunu olsun, bulsun. Ama normal şartlarda kültürün bize dayattığıyla sosyal yapının gerçekleri arasında büyük bir uçurum var, uyumsuzluk var. İnsanlar kendilerini sıkışmış halde buluyorlar. Çünkü gerçek hayatta okulunuzdan mezun olduktan sonra öyle yüksek maaşlarda çalışamıyorsunuz. Asgari ücretle çalışıyorsunuz. Asgari ücretin 2-3 katını bile kazansanız, siz kazandıkça talep daha da fazla oluyor. Daha fazlasını kazan, daha fazlasını yap. Bu durumda insanlar ne yapacaklar? Çıkış noktası arıyorlar. İşte bu yıl sonlarına doğru özellikle piyangoyla yeni bir yıla daha umutla girileceği düşüncesi daha da hakim olduğundan yeni yıla doğru hepimiz böyle piyango biletleri falan almaya başlıyoruz. Ama sadece bu yeni yılla da sınırlı değil. Yıl içinde de işte lotto, toto vesaireyle insanlar bu şanslarını deniyorlar. Hatta aslında dünyada yatırım olarak görülmesi gereken işte borsa, coin, ne bileyim işte forex piyasaları vesaire gibi, yani iyi bir finansal okuryazarlık becerileriyle kazanılabilecek ve uzun vadeli yatırım olarak görülebilecek işlere bile özellikle alt sınıflar ve bir miktarda orta sınıf, orta üstü sınıflar bu işleri de yine adeta bir şans oyunu, bir kader, kısmet gibi bunların içine giriyorlar. Şimdi nereden biliyorsunuz diyecek olursanız, öyle çok uzun boylu araştırmalar yapmaya da gerek yok. Borsa ya da işte coin'le ilgili olarak bir sürü sosyal platformlar var. İnsanlar orada sanki bir at yarışı gibi. Hadi yavrum yürü, yükseleceksin. Ya ne borsa, ne dünya, ne piyango alemi, hiçbir şey sizin iyi niyetinizle, sizin evrene işte verdiğiniz mesajlarla olmuyor. Bunlar uzun vadeli işler.
piyango kısmına gelecek olursak hepimiz çok umutluyuz. Hepimiz gerçekçi olmayan bir iyimserlik içinde piyango biletleri alıyoruz. Niye gerçekçi olmayan iyimserlik diyorum? Çünkü yılbaşı piyangosunda 7 tane küre var. 7 tane 0'dan 10'a, 9'a kadar rakam var. Bunların matematiksel olarak hesabını yaptığımızda büyük ikramiyenin size çıkma ihtimali 10 milyonda bir. Ama hiçbirimiz piyango biletini alırken 10 milyonda bir ihtimali düşünmüyoruz. Belki de bana çıkacak diyoruz. Hatta çok kuvvetli bir ihtimalle kendimize çıkacağını düşünüyoruz. Ve akşam yatağımıza giriyoruz. Bir sürü hayaller kuruyoruz. İşte kazanırsam bunun bir kısmıyla şunu alacağım. Fakire fukaraya şu kadar yardım yapacağım. Okul edeceğim falan. Çünkü o yardımlar kısmıyla da aslında kendimize pazarlık da yapıyoruz. Hak etmediğimiz bir para geliyor. Onun karşılığında da o zaman bir şeyler vermeliyiz. İnsanlara dağıtmalıyız gibi. Bu çok güzel hayal kurmak. Aslında baktığınızda işte 100 liralık ya da 400 liralık bir piyango biletiyle bir hayali satın alıyoruz. Hayal kurmanın ayrıcalığını satın alıyoruz. Çünkü o bileti almayanlar o hayali de kuramıyorlar. Şimdi günümüz dünyasında çoğu insanın bu bahsettiğim gibi sıkışmışlık duygusu içinde, ekonomik krizler nedeniyle kaygı yaşayan insanların ellerindeki artık kalan en büyük sermayeleri belki de umut. Umut evet. dünyası. Ve o umudu da mümkün olduğun kadar olduğundan daha güçlü gösterme, düşünme, hayal kurma. Çünkü bizim beynimizde zaten akışımızda öyledir. Yani bir şeyin olmasını istiyorsak yani ya kötülükler hiç bize gelmez diye düşünürüz çoğu zaman. Riskler çok fazla olsa. Hastalıklar, kazalar vesaire. İyi olacak şeyleri de aslında işte dediğim gibi 10 milyonda biri sanki %1 ihtimalmiş gibi o umutla yaklaşıyoruz. Bir yanıyla baktığımızda piyangoyu kim alıyor diye de sormak gerekiyor aslında. Kimler alıyor? Aslında siz, ben, hepimiz neredeyse toplumun geniş kesimler, insanlar alıyorlar. Ama en çok piyango biletine alanlar toplumun daha çok ekonomik olarak daha alt kesimleri. Bu Türkiye'ye özgü bir şey de değil. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde bir çalışma yapılmış. Amerika'da hanelerin ortalama piyango yıllık giderleri, piyango, loto, toto vesaire $160 civarında. Orta gelirlilerin, orta ve alt gelirlilerin yıllık harcaması $300. Ama yıllık geliri $10,000'ın altında olanların, yani 300 bin liraya denk gelir Türkiye parasıyla. Türkiye'de bile yıllık 300 bin lira geliriniz az bir para sayılabilir ortalamada. $600 harcıyorlar yıllık. Yani en az parası olan, aslında baktığınızda en fazla ihtiyacı olan piyango oluyor. Peki piyango da o zaman şey kazanmanın formülü nedir diye soracak olabilirsiniz belki. Piyango da en büyük formül almamak. Şimdi çok ilginç bir şey aslında ama her ay piyangoya harcayacağınız parayı üst üste koyarsanız ve bunu bileşik faizle bir banka hesabına ya da işte bir borsa yatırımına yönlendirirsiniz ya da altın alırsınız hiçbir şey yapmasanız bile. Mesela bir 20 yılın sonunda hayal edemeyeceğiniz kadar çok para olacağını ben matematiksel olarak ispatlayabilirim size. Hocam zaman zaman bu stüdyoda hem ekonomik hem işte kişileri yakından ilgilendiren, toplumu yakından ilgilendiren konuları ele alıyoruz ama bir tarafından tutmak gerekirse şimdi ekonomiyi özellikle ve çalışanları göz önüne alacak olursak en fazla şu dönemde konuştuğumuz konulardan biri de işte sosyal medyadaki işte birdenbire ünlü olan, birdenbire zengin olanların ve bunun hayaliyle yanıp tutuşanları da görüyoruz. İşte baktığımız zaman gençlere daha önceden bizim yaşıtımızda lise çağında sorulduğunda büyüyünce ne olmak istiyorsun? İşte doktor, mühendis, öğretmen derken şimdi benim okumama gerek yok, ben bir YouTuber olur, oradan önüme bakarım şeklinde gençler böyle cevaplar alabiliyoruz. Az önce bahsettiğiniz gibi işte halk arzları olsun, borsa olsun, o kadar küçük yaştaki çocuklar artık bu işlere girmiş durumda ki keza bitcoinler, kripto paralar olsun. Peki gençler açısından ele alacak olursak bu önümüzdeki dönemde çalışma hayatını nasıl etkileyeceğiz? Yani bundan bir 5 yıl sonra biz sabah 9 akşam 6 çalışan bir kesim bulamayacak mıyız? Buna doğru mu gidiyor? Şimdi öncelikli olarak şunu söyleyeyim. Aslında gençlerin işte bu bahsettiğiniz borsa, kripto para vesaireyle uğraşmaları kötü bir şey değil. Öncelikle onu söylemekte fayda var. Yani bununla uğraşsınlar. Parayı kazanmayı küçük yaşlarda biraz para kaybetmeyi öğrensinler ki
ileride büyüdüklerinde büyük paralar kaybetmesinler. Burada mesele finansal okuryazarlık bilgisinin yeterince öğretilmemesi. Yani okullarda bize her şey öğretilmeye çalışılıyor. Ama hayattaki en önemli bilgi becerilerden biri olan işte finans nedir, faiz nedir, faiz hesabı nedir, işte ben %50 kazandım borsada diyor. Enflasyon nedir? Ama enflasyon %70 ise aslında %20 kazandın ya da kaybettin bazı noktalarda. Mesela bunlar öğretilmiyor. Bunlar öğretilmiyor, bu bir. Ama herkes bilgisiz, kısaca cahilce para kazanmanın peşinde. Bu kısmı çok tehlikeli. Tabii ki herkes bütün ömrü boyunca bu dediğimiz yatırımlarda esas gelir kaynağı olmaz, olamaz da bir yerden bir para akışımızın olması lazım. Bu para akışı için de biraz önce bahsettiğimiz gibi doktor, mühendislik ya da farklı alanlarda bir meslek sahibi olmanız gerekiyor. Ama konuşmamın en başında da söylediğim gibi günümüz dünyasında bize öyle büyük hedefler pompalanıyor ki işte Instagram'da ya da başka sosyal medya araçları vasıtasıyla. Yani hepimizin hayatı sanki 5 yıl hızlı, 7 yıl hızlı otellerde bir ömür boyu geçirilebilir. Bu çok yakın. Herkes yapabilir. Herkes becerebilir gibi. Ama bunları yapabilenler baktığımızda arkalarında başkalarının başka oyunların hiç olmadığını düşünsek bile. Ya bugün YouTube'a girin ya da Instagram'a girin. Başarılı olan insanların ya da bu işten para kazananların toplamı bir avuç kadardır. Hadi 100 olsun, 1000 olsun. Ama orada milyonlarca hesap var. Yüz milyonlarca hesap var. Yani bugün YouTube'da her gün on binlerce yeni video konuluyor. Instagram'a yüz binlerce yeni Reels videoları atılıyor. Bunların içinde başarısızlık öykülerinin biz hiçbirini bilmiyoruz. Çünkü Hocam başarısızlık bir öykü. de burada para kazanmak için ahlaki boyut da var. Yani biz onları da çok fazla konuşuyoruz. TikTok meselesi var. Artık işte kapansın mı, kapanmasın mı? İşte bütün ülkeler bunu araştırıyorlar. Artık o para kazanmak, başkası para kazandıysa ben neden kazanmıyorum sorusunu sorduktan sonra artık birçok kimse de şunu görebiliyoruz ki kaybedecek bir şeyim yok, kalmadı. O yüzden ben artık her şeyimi orada yayınlayabilirim durumuna kadar gelmiş durumdayız. Yanlış mıyız hocam? Evet, yani aslında bu tip mecralar, yani ilk defa kullanacağım ama ahlaksızlığı demokratikleştirdi. Yani ne manada söylüyorum bunu? Zaten ahlaksız bu bahsettiğiniz davranış tiplerini yapabilirlerdi. Bunları daha küçük bir alanda, daha mahrem alanda ya da birkaç kişiye yapabilecekken bu araçlarla bütün bir toplumun geneline kendilerini ifşa etmek, mahrem dünyalarını açabilme imkanına sahip oldular. Yani eğer bu hedefler her zaman varsa, geçmişte de var olduğunu düşünüyorum. Ulaşmak için insanlar o zaman TikTok'la yapmayacak. Yerde başka bir şekilde, başka küçük topluluklara yaklaştı. Şimdi ahlaksız olmak herkes için daha kolaylaştı ya da daha yapılabilir hale geldi ya da daha gözle görülebilir hale geldi. Bakın bu araçlar, ben her zaman söylüyorum, her şey için de geçerlidir. Bununla çok fazla bilgi de öğrenebilirsiniz. Nasıl kullandığınız, kimin kullandığı, hangi amaçlar için kullanıldığı ile ilgili ahlaksızlığı da yayabilirsiniz, bilgiyi de yayabilirsiniz. Eğer bir toplumda bilgi geçer akçe olsa, bunda çok fazla bilgi yayarsınız. TikTok'ta da yapabilirsiniz bunu. Yabancılık için, başka amaçlar için. Ama İşte dediğim gibi kısa yoldan zengin olmak esas kültürün bir parçası haline gelmeye başladıysa, toplumun talebi ya da kahır ekseriyetin talebinin, bireylerden talebi işte zengin ol, biraz önce söylediğim gibi işte daha fazla harca, daha lüks yaşa, tüket, tüket, tüket. Ama hiç kimse nasıl üreteceksin bu konuda hiçbir şey söylemiyor. Ve gençler de buna ulaşabilmek için hızlı yoldan, gerekirse ahlaki standartlar içinde ama şartla değil, gerekirse ahlakın sınırlarını zorlayarak, aşarak bir an önce hedefe ulaşıyor. Yani buradaki esas istenilen sizden hedefe ulaşmanız, buna nasıl ulaştığınız, nasıl yaptığınız hiç önemli değil. Bu da işte sosyal medya aracılığıyla gitgide kolaylaşıyor. Ama dediğim gibi burada kazanan, paraları kazananların büyük çoğunluğu, çok, yani büyük çoğunluğun arkasında başka bir takım oyunlar da var muhtemelen. Son Türkiye'deki bu skandallar falan ortaya çıktığında da gördük. Yani bambaşka planlamalar da var.
Ama dediğim gibi hiç bu yapılanmalar olmasa bile bunlar bütün bu dünyanın içinde, bütün bu sosyal medya aleminin içindeki çok küçük bir grup. Yüz binlerce insan bunun hayalini kuruyor. Bir avuç insan bunun ekmeğini yiyor. Hatta bu hayali kuranlar sayesinde onlar da ekmeği yiyorlar. Bunu da unutmamak gerekiyor. Peki hocam, çok teşekkür ederim. Varsa eklemek istedikleriniz, onları da almak isteriz. Çok fazla vaktinizi almak istemem zira. Teşekkür ediyorum. Herkese yeni yıllar ve bol şanslar diliyorum. İyi günler. Çok teşekkür ederim. Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı, Sosyolog Profesör Doktor Barış Erdoğan. Samimi Analiz programında konuğumuzdu ve bugünkü programımızı da burada noktalıyoruz. Bir sonraki programda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.